seçime katılmasını arzu ettiği Tavşan Parti var diyor. Cem Uzan'dan ve Tansu Çiller'den bahsediyor. Şimdi biz hani her iki parti içinde aslında çok hem yıpranmış isimler hem de bir karşılıkları olmadığını düşünüyoruz ama acaba iktidar niye böyle düşünmüyor? Bunun bir nedeni var mı? Ya aslında bunu daha önce de pek çok alanda denedi iktidar. Hı hı. Şimdi bir hakikaten bir takım sonuçlara ulaşmak için bazı mühendislik faaliyetler yürütüyor. Bir de sürekli vazgeçmediği ve tekrar ettiği bir bulanıklık ve kafa karışıklığı yaratma durumu var. Yani bu daha önce hatırlarsanız işte İyi Parti'ye dönük işte davetler, hem Bahçeli'den partiye evine dön daveti, hı hı, hem de hatırlarsanız Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na çağrı yaşanmıştı. Tabii. Saadet Partisi ile ilgili hamlelerini hatırlıyoruz. Tabii Oğuz Anasır Türk üzerinden. Bu ve buna benzer pek çok aritmetik olarak çok sonuç vermeyecek gibi görünen ama seçmenin kafasını karıştırmaya ve bazı aktörlerin de belki hamlelerini bozmaya dönük olarak çok sayıda atağı aynı anda yapıyor iktidar. Şimdi tek tek yani Uzan'ın işte Çiller'in şunun bunun çok yüksek oy potansiyeli toparlaması imkanı yok. Fakat çok bunun olacağını da beklemiyoruz. Hiçbir siyasi yorumcunun da çok ciddi bir potansiyel vehmettiğini sanmıyorum. Ama bu tür bir hareketlilik şimdi yaratmaya çalıştığı muhalefet bloğundaki dağınıklığın içerisinde ki şu anda hem CHP'den hem İYİ Parti'den ayrılmış bazı partilerin de varlığını unutmayalım bir yandan. Yani iktidar bloğu parçalandı ama muhalefet bloğunun da kendi içinde sayısal olarak çok anlamı olmayan ama aktörleri çeşitlendiren bir hareketliliğin içerisine itildiğini sürekli görüyoruz. Bu genel kafa karışıklığından bir toplam fayda umduğunu düşünebiliriz. Şimdi biraz önce hani çok haklı olarak muhalefet partilerinden söylenen bu tür hamleler sonuç vermez, mühendislikler hep yapanların ayağına dolanır, doğru bir tespit. Çok sayıda da örneği var. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Bunu yapmaları sonuç almayacaklarını bilseler bile minimum faydadan bir sonuç çıkartmak istediklerini gösteriyor. En küçük kafa karışıklığı, en küçük aritmetik oynamanın kendi süreçlerini bir trend halinde düzenli düşüş şeyini bozabileceğini düşünüyorlar. Bu ekonomi konusunda da yaptıkları ataklarda görüyoruz. Zaman zaman reform deyip kafa karıştırmak, bazen sertleşerek, bazen yumuşayarak gösterdikleri bütün hamlelerin içerisinde asıl olarak bu biraz önce Murat Emir'in söylediği çok temel seçmenin Türkiye'nin geleceği için neyi seçiyorum konusundaki tercihini bulanıklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun içerisinde herkesin ne tür katkısı olacaksa kullanabilirler. Üstelik bu konularda da hep söylenir hani çok acayip ittifaklara girebiliyor. Çünkü Erdoğan için eskiden kendisiyle ilgili ne söylendiği değil, bugün kendisiyle ilgili ne söylendiğiyle ilgilenir. Bunun en çarpıcı örneği Bahçeli'dir. Bunun en çarpıcı örneği Süleyman Soylu'dur. Bunun çarpıcı örneği Numan Kurtulmuş'tur. Yani kendisi için en acayip şeyleri söylemiş insanlarla ittifak yapabilmesi ve onları çok küçük yüzdelerle kendine bağlayabilmesi. Yani bu transferlerin hiçbiri AKP'ye 5 puan 10 puan getirmedi bu saydığım insanların. Ne Süleyman Soylu 10 puanla geldi, ne Numan Kurtulmuş 10 puanla geldi. Ama başka bir efekt yarattı, başka bir kırılmayı, başka bir kopmayı geciktirdi. Mesela Numan Kurtulmuş'un gelişi. AKP'nin bu erime süreci çok daha önce başlayabilir. Yine MHP ile ittifakı bir aritmetik ittifak olarak algılandı her zaman. Ama aslında bir aritmetik ittifak değildi. Bir ideolojik ittifak. Dolayısıyla da herkes ona çok kısa bir
ömür biçiyordu. Ama gördüğümüz gibi yıllardır devam eden bir birlikteliğe dönüştü. Evet. Yani o yüzden iktidar adımlarını değerlendirirken bundan ne fayda gelir diye düşünürken başka türlü bir akıl yürüttüğünü, daha dolaylı etkilerle de ilgilendiğini unutmamak lazım. Evet. Bu noktada ben birazdan vaktimiz kalırsa aslında vefa toplantılarını da soracağım. Çünkü zannediyorum birbiriyle de senin söylediğinle çok bağlantılı işler bunlar. Murat Bey, teklif diyelim ki kabul edildi ve siz ne yapacaksınız? Anayasa Mahkemesi'ne gidecek misiniz? Şöyle, Anayasa Mahkemesi'ne bir defa biraz önce ısrarla üzerinde durduğum il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının değiştirilmesi meselesini artık demokratik bir usule bağlıyorlar ve orada siyasi etkiyi açık bir noktaya getiriyorlar. Bu bir defa hukuk devleti ilkesiyle ve anayasayla çelişen bir tutum. Bunu mutlaka götüreceğiz. Orada diğer bir nokta da var, onu da dikkatinize sunmak isterim. Tabii. Özellikle ilk 3 ay içerisinde il ve ilçe seçim kurulu başkanları değişecek. Biliyorsunuz anayasamıza göre de eğer seçim kanunu değiştiyse uygulanabilmesi için bir yıldan daha uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ama burada 3 ay içerisinde seçim kanunundaki bir değişiklik olmasına rağmen bir an evvel gündeme getiriyorlar. Bu tabii anayasanın çiğnenmesi anlamına geldiği gibi aynı zamanda bir ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor sorusunu da gündeme getiriyor. Acaba bir baskın seçim seçeneğini ellerinde tutmak mı istiyorlar? Acaba bir erken seçimde hiç olmazsa ilçe, il ve ilçe seçim kurulu başkanları bizden olsun noktasındalar mı diye de aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Ama tabii anayasanın temel ilkelerine aykırılıklar son derece geniş. Biz Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Taşıyacaksınız. Kemalcan, bu arada Erdoğan önceki akşam AKP Genel Başkanı sıfatıyla partisinin eski vekillerini ağırladı biliyorsun. Toplantı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Forsu eşliğinde yapıldı bu arada. Erdoğan milletin evine hoş geldiniz diye seslendi. Eski meclis başkanları vardı. Cemil Çiçek, Bülent Arınç oradaydı. İsmail Kahraman oradaydı. Vefa toplantılarını hani az önce söylediğin hani bir şeyler var. İşte Numan Kurtulmuş'un oraya gelişi ya da Süleyman Soylu'nun o partiye katılması gibi şeylerden kazandığı kazanımlar diyeyim. Bu vefa toplantıları da aynı anlama geliyor mu? Ya şimdi şu anda çok sık konuşulan bir şey var. İşte iktidarın kendi tabanını yeniden konsolide etmeye çalıştığı konusunda ben şu andaki hamlelerin bir oy tabanı genişletmekten çok mümkünse erimeyi yavaşlatmak, mümkünse durdurmak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür böyle vefa toplantıları, tekrar yuvaya dönün çağrıları filan büyük ölçüde erimeyi yavaşlatmak ve o erimeyi yaratan delikleri, kapıları biraz tıkamak ihtiyacıyla ortaya çıkar. Bu bütün partilerde zaman zaman karşımıza gelen, bütün siyasi hareketlerde zaman zaman karşımıza gelen bir şeydir. Şu anda ben iktidarın yeni bir taban kazanmak ya da tabanını genişletmekten çok şu anda birinci önceliğinin, bu seçim yasası değişikliğinde de görüyoruz bunu, kendisinden sızmayı yaratan açılmış gedikleri biraz kapatmak, oradan sızmayı biraz durdurmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu görüyoruz pek çok araştırmada da, iktidarın kendi içindeki, kendi aslında çok daha kemik, eskiden çok daha kemik olduğu sanılan seçmenin çözülmeye başladığını görüyoruz. Hı hı. Bu çözülmeyi kısmen durdurmak, çözülenleri de adressiz bırakmak temel strateji. Dolayısıyla işin, yani biraz önce birkaç turda konuştuğumuz muhalefete dönük adımlarıydı. Onun bir tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da çünkü zamanın kendi şu andaki kontrolü ele alarak seçimi zamanında yapacak ya da hala istediği zaman yapacak aktör olmayı elinde tutarak zamanı kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Eğer bu trendi yavaşlatır ya da durdurabilirse
bir avantaj elde edeceğini düşünüyor. Çünkü aylardır izlediğimiz düzenli trend aynen devam etseydi, o sertlikte ve artarak devam etseydi, şimdi bambaşka bir aritmetikten bahsediyor olurduk. Hatırlarsanız bundan 6 ay önce iktidarın yeni yılı göremeyeceği yorumları bile yapılıyordu. Özellikle ekonomideki tablo dolayısıyla. Evet, tablodan dolayı. Şu anda iktidarın temel stratejisi sürdürebilmek her şeyi, kendi durumunu, ekonomik gidişatı, uluslararası dengeyi. Bütün her yerde şu anda buna göre hareket ediyor. Tüm bu diplomasi ataklarını da buna bağlayabiliriz herhalde. Evet. Sayın Emir, sizin de bu konudaki fikrinizi merak ederim. Vefa toplantıları ile ilgili Kemalcan'ın söylediklerini dinlediniz. Siz ne dersiniz? Tabii yani ben de katılıyorum Sayın Kemalcan'a. İktidar özellikle bu Ukrayna krizini kendisi açısından olumlu bir noktaya taşımaya gayret ediyor ve bunun üzerinden o en azından o erimeyi durdurmaya çalışıyor. Dolayısıyla da olabildiği kadar az erimek ve olabildiği kadar da karşısındaki ittifak blokunu mümkün olduğu kadar gevşetmek. Yani hem kendini büyütmeye ve en azından daha az küçülmeye uğraşırken aynı zamanda karşı tarafı da bir şekilde zayıflatmaya çalışmak. Yani çok yönlü bir strateji izliyor. Bunda da şaşacak bir şey yok. Yani bunu yapması lazım çünkü son derece zor durumda bir iktidar. Aslına bakarsanız hemen hemen hiçbir konuda da refleksi kalmamış bir iktidar. Yani bütün temel sorunları öteleyecek kadar bile gücü kalmamış. Hatta temel sorunları kavrayabildiğinden dahi emin olmadığımız bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Zaten iktidardan da kastımız son ucube sistem nedeniyle de Tayyip Erdoğan'ın şahsiyeti doğrusu. Onun dışında bir iktidardan da zaten bahsetmenin olanağı yok. Dilerseniz şeyi çok hızlı geçtik. O konuda birkaç bir şey söylemek istedim. Şu 20 milletvekili meselesini. Tabii ki buyurun. Şimdi özellikle grup kurmanın seçime girmek açısından bir şey olduğunu, şart olmaktan çıkarıldığını görüyoruz. Bunu da bizi adeta suçlayarak getiriyorlar. İşte efendim neymiş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri çok üzülerek gitmişler. Bu onların şahsiyetlerine aslında bir hakaretmiş. Bu siyasi işte bir riyakarlıkmış, daha ağır kelimeler de kullanıyorlar. Dolayısıyla bundan kurtarıyorlarmış meclisi. Oysa bakın biz orada çok önemli bir iş yaptık. Bir defa İyi Parti'nin seçime girmesini sağladık. Yani demokrasiden yana bir tavır gösterdik. Ve bu sayede yaklaşık 6 milyonun üzerinde oy boşa gitmemiş oldu. Çünkü eğer öyle olsaydı 6 milyon oy boşta kalacaktı. Böyle bir hesapları vardı. Bir defa biz bunun için yaptık. İkincisi 20 milletvekili önemli bir paydaya işaret eder. Yani milletteki önemli bir paydaya işaret eder. Eğer bir 20 milletvekili şu veya bu nedenle yan yana gelip bir grup kurup seçime girme iddiası göstermiş ise bunun seçime girmek konusunda bir yeterli bir temel oluşturacağını kabul etmek gerekir. Çünkü demokraside seçenekleri artırmanız gerekir. Üçüncüsü burada AKP'nin geçmişine baktığınızda AKP kuruldu ama kurultayını yapmamıştı ve grubundaki 20 milletvekili sayesinde seçime girebildi ve iktidar oldu. Bunun altını çizmek lazım. Ya eğer bu yasa tasarısı olmasaydı AKP diye bir parti Türkiye'de iktidara gelemiyordu. Kendi kullandıkları, kendileri kullanırken demokratik buldukları bir yasa maddesini hem de böyle tukaka yaparak hem de bizi rencide edecek kelimelerle değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun altını çizmek isterim. Tabii yine Kemalcan'ın işaret ettiği gibi kartlarını sat.